Demek ki cennette ziyaretler vardır. Cennette efendim cumartesi günü başlayacak olan ziyaretlerde cumartesi günler vardır. Gece gündüz meselesi değil ama orada günler vardır. Cumartesi günü evlatlar, torunlar babalarını, annelerini, dedelerini ziyaret edecekler. Küçükler büyüklerini ziyaret edecekler. Pazar günü tersine dönecek. Babalar, dedeler, çocuklarını ziyarete gidecekler. Pazartesi günü talebeler hocalarını ziyarete gidecekler. Salı günü de hocalar talebelerini ziyarete gidecekler. Çarşamba günü ümmetler peygamberlerini ziyarete gidecekler. Nasip olursa çarşamba günü nerede olacağız? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyarete gitmiş olacağız. Perşembe günü de peygamberler ümmetlerini ziyaret edecekler. Orada gün 24 saat değildir. Gidince görürsünüz. Efendim, gidişler gelişler ayrı bir güzellik. Yani atiyeler, hediyeler, gittiğin yerden dönerken farklı döneceksin. Günler bitti, kaldı cuma günü. Cuma günü Efendimiz anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet ehli cennette dururken bir de yukarıdan bir nur kaplayacak. Bir nur kaplayacak herkesi. Acayip bir manzaraya bürünmüş olacaklar. Acayip bir zevke bürünmüş olacaklar. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri selamun aleyküm diyecek. Zat-ı Pâki Sübhanesi ile tecelli edecek. Ve o manzara cennetteki o güne kadar olan nimetlerin hepsinden daha mükemmel bir nimet olacak. Cenab-ı Hak tabiri caizse kullar Cenab-ı Hakk'ı ziyaret etmiş olacaklar. Mekandan münezzeh olduğu halde Allah Celle Celaluhu kendi Zat-ı Pâki Sübhanesini inşallah bize gösterecekler. Bu da bir meşguliyet midir? Cennette bu meşguliyetler vardır. Cennette olan insanlar sahip oldukları zevk-ü sefalar sebebiyle cehennemdeki insanları düşünüp üzülebilecek bir manzarada olmayacaklar. Ayrıca cennette insanın dünyada imanıyla, salih amelleriyle hayatını sürdüren kadınlar, onlar cennette hurilerden daha az güzelliğe sahip olmayacaklar. Onlar da cennetin en mutlu insanları olacaklar. Cennetteki huriler vardır. Yani insan eşiyle meşgul olacak, hurileriyle meşgul olacak, hizmetçileri kendisiyle meşgul olacak. Bu meşguliyetlerin hiçbirisi yorucu değil, her birisi insanı rahatlatıcı meşguliyetlerdir. Hum onlar ve ezvacuhum eşleriyle beraber fi zilalin alel eraiki muttekûn. Ağaçların gölgesinde, cennetteki ağaçlar, aman Allah'ım, gidince göreceğiz nasıl ağaç olduklarını. O ağacın uzunluğu, o ağacın yapraklarındaki kuşların ötüşleri, o ağacın efendim akıttığı oksijen ve verdiği mutluluk her şeyle beraber mükemmel mi mükemmel. Eşleriyle beraber, dostlarıyla beraber ağaçların gölgesinde efendim gel keyfim gel yapacaklar. Yarın ahirette biz cennetteyken ay ve güneş var mı? Ay ve güneş yok. Ancak arştan gelen nur var ya, o güneş ne ki onun yanında? Arşın nuru cenneti kuşatmış olacak. Ama o ağaçların gölgesinde işte gel keyfim gel yapmak vardır diyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Lehum fiha fakihetun, onlar için o cennette her türlü meyve var. Vallahi hiçbirisi şeker yapmaz. Kolesterol da yapmaz. Obezite de yapmaz. Yan etkisi hiç yoktur. Ne kadar yersen ye, asla sana kilo yapmaz. İnsan cennette bir kere acıktığı için yiyebilir ama ondan sonra sadece zevk-ü sefa için yer. Affedersiniz, affınıza sığınarak söylüyorum. Yarın ahirette cennette kimsenin büyük abdest mahalli yoktur. O delik tıkanmıştır. Çünkü cennette yiyeceği hiçbir şey için tuvalet ihtiyacı yoktur. İki türlü insandan yedikleri çıkacak. Sadece ve sadece bir mide gazı olarak çıkacak, çok mükemmel kokusu olacak. Miski amber ne ki onun yanında? Herkes ondan çok mutluluk duyacak. Bir de cennete terlemek suretiyle çıkmış olacak. O ter de dünyadaki ter gibi kötü kokan değil, miski amberden daha güzel kokan efendim koku olacak. Dolayısıyla ter vasıtasıyla, gaz vasıtasıyla yani mide girmesi vasıtasıyla çıkmış olacak. Her türlü meyve vardır. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ, bırak meyveleri, ne isterlerse sınırsız bir şekilde, ne isterlerse. Hadis-i şerifte anlatıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hani cennette eşleriyle beraber birleşmek vardır. Ama
dünyadaki gibi çok affedersin ne meni vardır ne de mezi vardır. Böyle bir şey yoktur. Öyleyse bir hamile kalmak söz konusu mudur? Değildir. Efendim ama diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir insan hani ben eşimle beraber birleşiyorum, bir çocuğum olsun diye arzu etse, Allah-u Teala buyurdu ya وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ, ne isterlerse verilecek. Onun çocuğunun olması, doğması ve büyümesi bir anda olacak. Çocuğum olsun diyen adam tak karşısında çocuğunun büyüdüğünü görecek, büyümüş şeklini görecek.